Sovyetler dağıldı. Fakat tabii fikren dağılmadı. Coğrafi olarak dağıldı. Eski etkinliği yok. Fakat Sovyetler döneminde de Sovyetler Birliği'nin asıl unsuru Sovyetleri yöneten Ruslardı. Bir nevi Rus İmparatorluğu'nun devamıydı Sovyetler. Şu andaki Rusya Federasyonu da Sovyetlerin mirasını hiçbir zaman bir dönem Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'nın mirasını reddettiği gibi etmedi. Sınırlar olarak da etmedi. Evet, Putin'in o meşhur 2005-2006'da çıkış yaptığı gibi yani. Sovyetler Birliği hala devam ediyor dedi. Fikren, yani ideoloji olarak belki komünizmi reddetti Rusya Federasyonu ama Sovyetlerin nüfusuna hep sahip çıktı. Sizin dediğiniz şekliyle aslında Sovyetler evet dağıldı. Ama fikren Rusya Federasyonu halen dahi Sovyetlerin devam ediyormuş gibi davranıyor. Devam ediyormuş gibi davrandığı için Türk dünyası üzerinde de belirgin bir hegemonyası var. Bunu bir kere biz kabul etmemiz gerekiyor. Türk dünyasında birlik mümkün mü derken kastettiğimiz şu, Rusya buna ne kadar müsaade edecek? İşte o Rusya'daki Türkleri biliyor muyuz? Oraya dönersek eğer, biz Rusya'daki Türkleri biliyoruz da bildiğimiz kadar bunlar üzerinde ne kadar çalışma yapabiliyoruz? Örneğin, evet biz Azerbaycan biliyoruz, Türkmenistan'ı biliyoruz, Kazakistan'ı biliyoruz, Kırgızistan'ı biliyoruz, Tacikistan'ı biliyoruz. Ama ve lakin Özbekistan'ı biliyoruz. Ama ve lakin Rusya içerisinde bir Tataristan, Çuvaşistan, Başkırdistan bunların varlığını çok az biliyoruz. Daha ötesi Kafkasya'da bulunan Türk Cumhuriyetlerinden Özerk tabii ki yani bağımsız değil. Rusya'ya bağlılar mı? Haberimiz var mı? Çok az. Balkar bölgesi dersek aklımıza ne gelir? Veyahut daha da ötesi Sibirya Türklerine geçelim. Sibirya bölgesinde, İrkutsk'ta, Yakutistan'da, Doha bölgesinde Türklerin varlığından çoğumuz bir haberiz. İşte bunlar üzerine bizim yapmamız gereken en önemli mesele bir, basın yayında özellikle çok fazla program yapmak. Devlet televizyonlarında çok fazla program yapmak. Hani yapılıyor mu? Evet, belgesellerde yapılıyor. Daha fazla yapabilmek. Hani günlük siyaseti konuşmaktansa kültürel olarak bu insanların halini, bu bölgelere gidip gelen insanları konuşturursak, bu bölgelerden gelip Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de öğrenci olan insanları konuşursak karşılıklı olarak birbirimizi anlamamız daha iyi olur. Batıdan itibaren saymaya başlarsak bizim Rusya Federasyonu'nun güneyinde hemen Balkar Cumhuriyeti vardır. Bunu her ne kadar Türk olmasa da Türklere çok yakındığıyla bilinen, Müslüman olan ve Türkleri çok seven bir Çeçenistan vardır. Dağıstan vardır ve bunlar çok zengindir. Petrol zenginidir bunlar. Daha yukarı çıkarız, Tataristan vardır. Daha yukarı çıkarız. Çuvaşistan vardır. Doğuya gideriz. Başkırdistan vardır. Başkırt diye bir Türk halkının olduğunu bilmeyen çok insan var biliyorsunuz. Daha da doğuya gidersek günümüzdeki Batı Sibirya bölgesinde, Ural dağlarının eteklerinde, Tümen'de yaşayan Tatarlar vardır, Türkler vardır. Altay Cumhuriyeti vardır. Tuva vardır, Tuva Cumhuriyeti, Hakasya vardır, daha da doğuya gidersek Yakutistan vardır. Öyle bir coğrafya ki Rusya kesinlikle bu coğrafyayı bölmüştür ama kesintisiz olarak Karadeniz'den yukarı çıkın, Hazar Denizi ile Karadeniz'in birleştiği, yani günümüzdeki İtil Nehri'nden itibaren Çin Denizi'ne kadar kesintisiz olarak Türk coğrafyasından geçip gidebilirsiniz ve bu bölgeye kim hakimdir? Tabii ki Rusya hakimdir. Biz bu coğrafyadaki Türklerle ne kadar ilgiliyiz? Bunu kendi kendimize sormamız lazım. Şunu en başta söylemek gerekiyor. Sovyetler dönemiyle kıyaslanmayacak kadar özgür bir ortamda yaşıyorlar. Kesinlikle. Fakat şimdi özgür ortamın sonunu Rusya az çok kestirdiği için tabii bu özgürlükler nereye kadar varacak? Bunu da Rusya biliyor. Yani örneğin Tataristan'a
Latin alfabesine geçti. Evet, Latin alfabesine geçti. Ondan sonra kendi başkanını kendisi seçiyordu. Bir sonraki adımı tabii ki ne olacak? Bağımsızlık. Rusya bunu gördüğü için önce Latin alfabesini tamamen artık bu geçerliliğini kaybettiği için gerek yok denildi. Daha sonra kendi başkanını seçmesi günümüzdeki Rusya Federasyonu hükümeti tarafından 2006-2007'lerde tamamen bir kanunnameyle yasaklandı ve Rusya Federasyonu Başkanı tarafından atanmaya başlandı. Rusya bunun farkında. Günümüzde verilen haklar olarak çok iyi bir şekilde yaşıyorlar. Ama ve lakin bağımsız değiller. Yani ekonomik olarak da çok iyi durumdalar. Örneğin Kazan'da. Kazan'da Tatarlar ekonomik olarak Ruslardan daha iyi durumda. Fakat bağımsız değiller. Hani bu meşhur bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş meselesindeki gibi. Hani zengin olsalar ne olur? Kendi ülkelerini kendileri yönetemiyorlar. Gerçekten de zenginler. Örneğin Rusya'nın ilk 10 zengini arasında 4 zengin Müslüman. Daha ne istiyoruz? Bu demek oluyor ki Müslümanlar Rusya'da zenginler. Fakat bu zenginliği kendileri için, halkları için kullanıyorlar mı? Önemli olan bu. Örneğin eskiye dönersek Rusya Federasyonu zamanında zenginler vardı. Tagiyevler vardı örneğin. Petrol zenginiydiler ve bu insanlar burs verirlerdi. Bu insanlar kişileri okuturlardı, talebeleri okuturlardı, medrese açarlardı, medrese hocalarının paralarını karşılarlardı, yurt. Günümüzde bunu yapabilen Rusya'da Müslüman var mı diyeceksin? Yok. Hani çok zengin olsa ne olur ki? Şunu da düzelteyim lütfen. Hani Rusya şu kadar Türk öldürdü, şu kadar Müslüman öldürdü. Ya Rusya 2. Dünya Savaşı'nda sadece kendi vatandaşını öldürdüğü vatandaş olarak, yani devletin bilerek kamplarda öldürdüğü, ölüme terk ettiği, açlıkla öldürdüğü 15-20 milyon arası Rus var. O kadar Türk ve de o kadar Müslüman umrunda dahi olmaz. Hani bu devlet politikasıdır Rusların. Kendi geleceğini tehlikede gördüğü an özellikle Türk olsun, Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Rus olsun gözünün yaşına bakmıyor. Bu bir nevi Çarlık Rusyası'ndan kalma mirastır. Günümüzdeki Rusya Federasyonu devleti de bunu devam ettirir. Ve Rusya Federasyonu'nun özellikle 2002'lerden sonra, yani Putin'in tamamen ipleri eline alması 2005-2006'yı bulmuştur. 2005-2006'dan sonra artık Rusya seçimle başa gelecek bütün özerk Türk devletlerindeki kanunları değiştirmiştir ve hepsini Moskova tarafından atatmıştır. Yani Moskova tarafından atanmakla seçilmek farklıdır. O yüzden evet, Rusya'da özgürlük var mıdır? Kısmi olarak vardır. Rusya'da Müslümanlar zengin mi? Çok zengindir. Ama Rusya'daki Müslümanların kendi ülkelerindeki kendi vatandaşlarına, Rusya Müslümanlarına bir faydası var mıdır? Eskiye nazaran çok azdır. Biz bunu irdelemeliyiz. Biz bunu bu yönde bir şeyler yapılmasını sağlamalıyız. Yani zenginleşmeleri önemli değil. Tabii ki zengin olsunlar. O zenginliği elde ettikten sonra o zenginliği halkı için kullanabiliyor mu, onu sorgulamamız gerekiyor. Aynısı bizim için de geçer. Yani bizim ülkemizde de birileri zengin olabilir. Halkına ya da milletine faydası olmadıktan sonra zengin olmuş. Neye yarar ki? Ben sadece bunu isim olarak bilirdim. Hani yüksek lisansa kadar da işin gerçeği o. Tarihçiyiz güya. Yüksek lisansı bitirdim, ben hala isim olarak biliyorum. Kalaçay, Balkar Türkleri yani. Türk işte. Var ya. Doktora eğitimim sırasında Rusya'ya gitmiştim. Moskova'dayım. Alışveriş merkezine girdim. Bir şeyler falan alacağım. Bir şey istedim. Kaç kilo dedi karşımdaki şahıs. Türkçe. Rusça değil mi? Ben Rusça konuştum ama tabii. Aksanımdan neden anladı anlamadım. Sen nerelisin dedim. Konya mı dedi, bilmem nereli dedi, böyle güldü falan. Daha sonra biraz konuşunca baktım kırık konuşuyor. Yani Türk değil. Uzun süredir mi burada yaşıyor? Ondan sonra söyledi, ben Balkar Türk'üyüm dedi. Bize çok yakınlar. Yani Türkçeleri o coğrafyada doğmuş, büyümüş, sonradan Moskova'ya gelmiş. Türkçeleri bize gerçekten çok benziyor. Ama biz Karaçay, Balkar Türklerini sadece bir bölge olarak biliyoruz.
Daha sonra ben oturdum işte onların geçmişini, nereden kaldıklarını, Hazarlar döneminde gelen Türklerle beraber karıştığını, Altınordu döneminde o bölgeye gelen Tatarlarla karıştığını, Osmanlı'nın bir dönem o coğrafyaya hakim olduğunu ama tam olarak hani Karaçay bölgesine hiçbir zaman hakim olamadığını, işte o bölgeden ne derler vergi aldığını, Osmanlı'ya bir dönem bağlı olduklarını, ondan dolayı da Türkçelerinin daha iyi olduğunu, hani Karaçay Balkar Türkleri aslında Türkiye'ye ve bize yakınlar. Ama biz onlara ne kadar yakınız ya da biz onları ne kadar biliyoruz? Biz Rusya'daki Türklerin Türkiye'ye sevgisini, Türkiye'ye bakışını bilmiyoruz gerçekten. Cidden bunu bilmiyoruz. Bazılarımız da zannediyoruz ki Türkiye'ye aşıklar. Hiç aşık falan değiller. Fakat gerçekten Türkiye'yi benimsiyorlar, Türkiye'yi seviyorlar. Ama biz bunu kullanamıyoruz. Öyle 2008 yılında ben Sibirya'ya gitmiştim. Altay Cumhuriyeti'ne. Moskova'dan uçakla 5 saat. Yani buradan nereden baksanız bir 10 bin kilometre. Altay Cumhuriyeti'nin onun da yukarısına, yani Gornu-Altay'a değil, Gornu-Altay'ın da yukarısına Teleskoye Ozera diye bir yer var. Sibir Türkleri ya da Altay Türkleri diyelim, Altın Göl diyorlar. Cennet gibi yer. Cennet yani Türk, yani dünyadaki cennet, öyle söyleyeyim. Orada gezintiye çıkmıştım sabah yürüyüşüne, göl kenarında bir baktım. Birisi atıyla beraber geliyor böyle, yanında atı var. Türkiye tişörtü giymiş. Niye giydiniz dedim tişörtü. Rusça konuşuyorsa yasak mı dedi. Ben de yok ya dedim. Ben Türk'üm dedim. Çok hoşuma gittim. Hemen ikinci kanala döndü. Sibir Türkçesine ya da Tatarcasına ya da Altay Türkçesine. O bizim cigit kilmiş dedi. Yani bizim yiğit gelmiş dedi. Hemen yanında oğlu vardı. Gel dedi, seni misafir edeyim falan dedi. Ya yok yok bırakmam dedi. Neyse evine gittik falan. Oğluna şey diyor, git diyor, amcana söyle diyor, Türkiye'den dostum geldi diyor. Ya 5 dakika önce tanıştık yani. 5 dakika önce dost, yani o kelimeyi kullandı. Yani dostum geldi dedi. Dost onlarda da kullanılıyor. Bundan dolayı o Türkiye tişörtünü de kızı getirmiş. Kızı Moskova'da okuyormuş. Antalya'ya tatile gelmiş. 2008'de Türkiye biliyorsunuz Avrupa'da işte Hırvatistan'ı falan yenmiştik falan. Çok büyük böyle sevmişti. O coğrafyadaki insanlar da sevmişti. Ondan sonra başladılar, nasıl Hırvatları yendik falan deme. Yendik diyor ya adam, iyi. Yani yendiniz demiyor yani, yendiniz der yani. İşte Türksünüz ya, yendiniz. Yendik diyor yani. İşte bir ünsiyet kuruyor sizinle. İşte bir samimiyet de var. Ama işte bu yetmiyor. İnsan unsuru bunu yoğuracak. Buradan oraya giden, oradan buraya gelenleri bir fikir öncülüğünde ve bir ülküye yönlendirdiğinizde bu başarıya gelir. Yoksa diğer türlü orada kalır. Bitti. Biz bunu yapamıyoruz işte. Hani bunu söyledikten sonra o coğrafyaya insanlar gidecek. O coğrafyadan birilerini getireceğiz. Ve o coğrafyadan gelen insanlarla bu coğrafyadan oraya giden insanların ortak ülküsü olacak. Biz bir türlü o coğrafyadan buraya gelenlerle bu coğrafyadan oraya gidenleri aynı ülküde buluşturamadık. Kaç sene oldu? 90. Bakın 90. 2019, 30 sene olmuş. 30 senedir biz bu frekansı bulamadık. Bulamadığımız sürece de başarı mümkünatı yok. Bulduğumuz Şangay Beşiktaşı'nda olabilir Kazakistan. Ama bir Kazak lider Rusya'dan daha çok, Çin'den daha çok bize, Türkiye'ye bir bağlılık hissederse işte o zaman biz bu işi başarmışız.